Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İpek. Bugün şimdi dışarı çıkacağım. Bilmeyenler için İtalyan vatandaşlığı aldım ve bütün evraklarımı yenilemem gerekti. Tek kalan şey ehliyetimdi ama çok yorulmuştuk. O yüzden dedim ki hani biz biraz bir duralım. Zaten araba kullanmıyorum. İtalya'nın trafiğinden dolayı da kullanabileceğimi de zannetmiyorum. Ama hani o ehliyet işini nasıl olsa halledeceğiz. Ama biraz bir dinlenelim istemiştim. Artık o dinlenme geçti. Yani artık bence başvurabiliriz diye düşündüm. Dün başvurduk. Bugün gidip son evrak teslimi ve muhtemelen de alabileceğiz, teslim edecekler diye düşünüyorum. Şimdi hazırlandım. Saçlarım bu doğalardı. Sabah duş aldım arkadaşlar. Şu ürünü hatırlıyor musunuz? Birlikte almıştık. Gerçekten çok mucize bir ürün. 2 pound. Ve hani o elektrikleniyor, kabarıyor vesaire diyordum ya. Ben kabarması derken bu arada hacimli olmasını seviyorum. Ama şu hani ekstra görüntü var. Onu yok ediyor. Anlamı çok güzel bir ürün. Şöyle size de göstererek kullanayım dedim. Nasıl kullandığımı. Çok basit kullanımı. 2 pump kullanıyorsunuz. Daha fazla değil. Ve ben uzun zamandan beri kullanıyorum. Çok gidiyor. Yani bu güzel bir serum ve uzun süre gidecek bir serum. Size de tavsiye ederim. Şimdi hazırım. Çıkabiliriz. Eylül ayında olduğumuz için üzerime şöyle de ekstra blazer vesaire alma isteği. Hep duyuyorum arkadaşlar. Belli olmuyor çünkü dışarısı. Ehliyetimi verdiler. Bütün evrak işlerini hallettim. Demeyi çok isterdim ama diyemiyorum. 2 hafta sonra geri gel dediler bana. 2 hafta sonra kartım gelecekmiş. Bugün sadece bir sürü evrak doldurdular. Böyle bir kit verdiler ve sayfalarca şey doldurdum gerçekten. Bu kadar bilmiyorum ya. Hani İtalya ile Türkiye arasındaki en büyük farklardan biri bence bu. Türkiye'de bir sayfa bir şey dolduruyorsanız burada o 10 sayfaya çıkıyor nasıl bir şeyse. Neyse doldurduk. 50 euroya yakın bir ödeme yaptım. Şimdi işte 2 hafta sonra arayacağım. Eğer geldiyse ehliyetim oraya gidip onu alacağım. Şimdi buradan bir yerlere gideceğiz. Daha doğrusu evin birkaç tane işte eksiği var. Hijyen şeyleri. Genelde Maurice'e gitmek istiyorum. Maurice'i çok beğeniyorum bu arada. Buradaki bence güzel marketlerden. Bu arada telefonum da çalıyor. Neyse ona bir şey yapayım, cevap vereyim. Öyle yani. Sizinle mağazada görüşürüz. Koştuk koştuk olduk ki size anlatamam. Fabio motoru bir yere götürmesi gerekiyordu. Amcası geldi vesaire derken sonra işte yemek saatine kadar burada durdu. Ben dedim o zaman hazırlayayım burada ya sen de. O yüzden yemek falan hazırladım. Daha üstümü bile değiştirmedim. Siz düşünün. Şimdi buraları bir toparlayacağım. Sonra daha aldıklarımız arabada. Fabiolar başka bir şeyle geçtiler. Yani onlar birlikte gittiler bir yere kadar. Ben onları falan da arabadan almam lazım. Biraz koştur bir gün oluyor. Ne gündü ya. Daha yeni oturdum. İnanabiliyor musunuz? Aşırı derecede yorgunum. Fabio'nun amcası gittikten sonra ben mutfağı falan temizledim. Sonra burayı sildim, süpürdüm. Çünkü İtalyanlar bildiğiniz üzere ayakkabıyla eve giriyor. Ve hani böyle çıkartmasını ben kimsenin hani söylemiyorum. İsteyen çıkartıyor, isteyen çıkartmıyor. Genelde de çıkartmıyorlar. Terlik koyuyorum ekstra ama. O da öyle geçmişti. Zaten dedim hani geç geç önemli değil falan. Ama tabii eve biri gelip gittikten sonra o yüzden bir şey yapmam gerekiyor. Silmem, süpürmem gerekiyor. Onları hallettim. Şöyle saçımı yıkamadan bir duş aldım. Saçımı daha bu sabah yıkadığım için yıkamak istemedim. Aslında bu kötülüğü yapmak istemiyorum ama kirli de geliyor. Neyse şöyle küçük bir kendime alışveriş yaptım. Onları size göstermek istiyorum. Şunun ikisini aldım. İndirimdeydi arkadaşlar. Ben zaten bu seriyi çok kullanıyorum. Kokuları falan çok güzel. Bu arganlı.
Gerçekten kokusunu da çok beğeniyorum. Bence de kullandığım için biliyorum zaten kokusunu ama yumuşacık yapıyor. Ben saçta bayağı garniyeci oldum. Onu fark ettim. Bir de bunu aldım. Bu saç kremi arkadaşlar. Bence bayağı iyiler. Bayağı da uzun gidiyorlar. Bu seriyi seviyorum. Her türlü şampuanını, işte saç kremini, sonra maskesini, her türlü şeyini kullanabiliyorum Garnier'in. Benim saçlarıma iyi geliyor. Sonra uzun zamandan beri şu Dove'un, bunlardan kullanıyorum. Bunun da bir şurası yeşil kapaklı olan vardı. Onu aslında çok seviyorum. Salatalıklı. Çok fresh bir şey. Ama ondan yoktu, o yüzden bundan aldım. Bence bu da güzel, yani fena değil. Sonra Aqua sabuna uğradım. Oradan sadece bunun için girdim Aqua sabuna. Sadece bunu aldım arkadaşlar. Bu size bahsettiğim kına. Ben bu rengi kullanıyorum arkadaşlar. Bu açık kahverengi. Ve bu kına. Yani kınanın burada işte renk renkleri var. Siyah olanı var mesela, o kızıl bildiğimiz kına dediğimiz, bizim kına dediğimiz ondan var. İşte sarı vesaire, böyle birkaç renkten oluşuyor. Ben bu rengi tercih ediyorum. Burada bir tane işte bitki, adı şöyle Latincesi yazıyor bu fotoğrafı. Bu bitkiden elde ediliyor. %100 doğal. Aslında beyazları %100 kapatıyor mu? Bugün bir arkadaşımla da konuştuk. O da hani böyle beyazlarımı kapatmak istiyorum ama daha önce hiç boya yapmadım falan dedi. Ve ben hani ona kınayı önerdim. %100 kapatmıyor arkadaşlar ama o tam bir beyazlığını alıyor. O anlamda bence iyi. Çünkü yani o bile yeterli oluyor. Yani bembeyaz görünmemesi, böyle bir açık sarıya falan dönüştürüyor bu. Benim için yeterli oluyor. Zaten aralarda kaynıyor. Çünkü bu da böyle hani tam bir boya olmadığı için bazı yerleri daha çok mesela açık, bazı yerleri daha koyu yapıyor. O anlamda güzel. Bilmiyorum, ben beğeniyorum. Benim saçımı beğeniyorsanız eğer siz de deneyebilirsiniz. Ya her ne kadar da olsa boya kadar kapatmıyor ama onu söylemem lazım. Bir de kınada en rahatsız olduğum şey, kına yapanlar bilirler, bekletme süresinin fazla olması. Yani bunu ben 3 saat falan bekletiyorum. Eğer beyazlarınızın kapanmasını istiyorsanız öyle yapmanız gerekiyor. Bir de yıkarken çok eziyet oluyor gerçekten. Çok uzun sürüyor çünkü o böyle topaklanıyor gibi falan oluyor saçınızda ve onu çıkartmak çok zor oluyor. Yine de kınayı tercih ediyorum çünkü saçıma hiçbir şey olmuyor. Kırılmıyor, şey yapmıyor, yani ne bileyim. Hala o saçım, güçlü saçım, sadece beyazlarım biraz kapanmış oluyor. Böyle. Bugün aslında videoya devam edecek enerjim yoktu. Biraz şu an başım da ağrıyor. Pek yoktu. Yarına bırakırım diye düşünüyordum. Sonra güzel bir haber aldım arkadaşlar. O yüzden dedim ki ya devam edeyim. Neden videoyu yarım bırakayım? Yazın da dışarı çıkacağız. Üzerimi değiştireyim. Tekrar makyaj yapacağım biraz. Çıkarmıştım çünkü o kadar kötü görünüyordu ki gözüme. Böyle yani yarım makyajdan nefret ediyorum. Yarım makyaj daha solgun, daha yorgun gösteriyor. Olmasın daha iyi. Böyle gözümün şurasında bir kırmızılık var. Bilmiyorum görünüyor mu videoda. Şurada. Birkaç gün önce çok kıpkırmızıydı. Biraz geçti. Ona damla alacaktım. Unuttum. Neyse, belki çıktığımızda alırız. Tekrar, çünkü o biraz rahatsız ediyor. İlk defa öyle kırmızı bir şey oldu gözümde. Daha önce hiç olmamıştı. Galiba yorgunum bugünlerde. Lunar keseceğim. Şimdi eve geldik. Üstümü değiştim. Luna ile takılıyoruz. Değil mi anneciğim? Yiyeceğim mi annem yemeğini? Yedi. Hadi. Bugün dışarı öyle bir çıktık. Küçük bir tur attık arkadaşlar. Bu arada tur attığımız arkadaşlarımızdan birisi Luca, benim kuaförüm aynı zamanda. Kuaförüm diyorum ama o kadar uzun zamandan beri gitmiyorum ki. Artık böyle bir seneyi geçmiş arkadaşlar. Ne boya ne saç kesimi, hiçbir şey için gitmiyorum. Dedim ki, hatta Fabio şey demiştir kesin, saçların çok sağlıklı falan dedi. Ben de hani şey diye düşündüm kesin içimden. Ya bu kız hiç gelmiyor, kime saçını kestiriyor, kime boyatıyor diye düşünmüştür kesin. Ama aşırı sağlıklı olmuş dedi yani. Onu o kadar soramadı. Galiba o kadar yapamazdı. Ama içinden demiştir diye düşünüyorum. Şimdi biraz rünetlerle takılacağız.
Sonra bir yemek hazırlayacağım. Daha yemek bile yapmadım. Hiçbir fikrim de yok ne yapacağımla ilgili ama. Oğlum hadi Luna'yı yeriz çünkü çok tatlı. Değil mi annem? O da bizi beklemiş bütün gün. Şimdi oyun yapıyor yemekle. Oyun yapmadan asla yemiyor. Almaya çalışsam hemen dalar. Bakın şimdi. Ben yiyeceğim Luna bunu. Ben yiyeceğim. Arkadaşlar çok sevdiğim bir programın İstanbul versiyonuna denk geldim. Bir tane şef var. Her ülkeye gidiyor ve oradaki bütün İtalyan restoranlarını deniyor. Çok heyecanlıyım. Şu an bütün restoranların İtalyanlığını oyluyor Francesco. Bakalım kim kazanacak İstanbul'da. Ben de heyecanlıyım. Ospitalesi. Nemlendiricim bitmek üzere. Zorla sıktım dibinde böyle birazcık bir kalmış. Zaten bu aralar araştırıyorum arkadaşlar. Yeni bir şeyler alacağım. Bu sefer ama anti-aging bir şeyler alacağım için daha çok araştırmam gerekiyor. Kimyasalları boğulmuş durumdayım. Kremlenme rutinlerimi bitirmiş bulunmaktayım ve sanki gözeneklerim bana şu anda teşekkür ediyor. Böyle bir his var içimde. Bugün akşam konser var. Dışarı çıkacağız. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Ben birazdan hazırlanırım ve geç kalmamak için oraları atlarım galiba diye düşünüyorum. Çünkü skincare'a çok fazla vakit ayırdım. Videoda çekeyim aynı zamanda diye. O yüzden oraları muhtemelen atlarım. Saçlarımı yapmam gerekiyor ve çıkarız birazdan.